Hoş geldin Gazi. Adam Veli Uygun, 1938 doğumlu, ilkokul mezunu. Bize neden arabacılığa dendi? Babam Ali Uygun fışkı işleri yapıyormuş, suç bir çalıştırıyormuşmuş. Onlar yasak olunca bu arabacılık işine başlamış 35 senelerinde. 35 senesinde bu arabacılık işine devam etti. Ben de 45 senesinde ilkokulu bitirdim. Babama yardım etmeye başladım. Yardımcı olmaya, bunun araba işin tek edişinde. 54'e kadar böyle devam etti. 54'te ben yine arabacılığa işte atıp 58'de asker oldum. 60'ın 10. ayında tezkere aldım, geldim. O zamanlar daha Ceyran yoktu. Burası ilçe oldu. 62-63 senelerinde Ceyran'dan gelince bu Planya'yı aldık. Ceyran'la iş yapmaya başladık. Arabacılık işinde. Bir de ortak marangoz ustam vardı. Çivilikli Yaşar Usta derlerdi. Yaşar Önder. O marangozluk işini ondan öğrendim. Arabacılığı bıraktım. Marangozluğu başladım. 74'e kadar, babam ölünceye kadar marangozluğu devam ettik işte. Yine arabacılık da devam ediyordu. 70'li senelerinde kamyon kazası yapmaya başladık. 3 kardeştik biz. Bu 80'lere kadar sürdü. 80'lerde biz işimizi ayırdık. Ben tekrar bu makineleri devraldım. Marangoz makinelerini. Kendim marangozluğu başladım. 84 senesinde. 84 senesinden 2004 yılına kadar marangozluk işi yaptım. 2004 yılında hastalıklar geldi, bir şeyler oldu, işi bıraktım. 93'te de emekli olmuştum. Emekli olduktan sonra da 10-12 sene daha çalıştım. Artık işler bitti işte, ondan sonra da biz yaşlandık, hastalıklar geldi. Bu işleri bıraktım. 2004 yılından beri de çalışmıyorum. Emekli olarak hayatımı geçiriyorum. İsmim Yakup Uygun. 1964'te olmuyor. İlkokul mezunuyum. İlkokulu bitirdik. O zamanlar babamlar, amcamlar beraber ortak kamyon kasası, öküz arabası teker yaparlardı. Biz de onlara hafta sonunda, yaz tatillerinde yardım ederdik. Babam demirci kısmındaydı. Beraber demir döver, araba tekerlerini boyardık. Malum sebeplerden dolayı 80'lerde iş değiştirdiler. Ben de ondan sonra kahvecilik yaşantıma başladım. 90'da ilçemiz 4 mahalle olunca kadar mahalle muhtarı adaylığımızı koyduk. Kazandık ve 29 sene mahalle muhtarlığı yaptım. Bu zaman zarfında kahvecilik yaparken de geçmişe özlemimiz vardı. Marangozlu ağaç işlerini. 98 yılında Tomaş Kaymakamlığı'nın açmış olduğu Milli Eğitim, Halk Eğitim Müdürlüğü'yle beraber açmış oldukları ağaç oyma kursuna katıldım ve açılması için imza topladık arkadaşlara. Kursiyer bulduk. Açıldı ve 9 ay biz bu kursu, oymacı kursunu bitirdik. Ondan sonra kahveciliğe devam ettim. Ta ki emekli olunca kadar, 2016'da emekli olunca kadar. Emekli olduktan sonra ne yapacağım diye kendime iş ararken marangoz aletlerini aldım amcamın. Onlarla vaktimi geçiriyorum. O zaman zaten oymacılık işlerle talep olursa onları da yapıyoruz. Ağaçları sevdiğimiz için, çocukluktan görüp de yetiştiğimiz iş olduğu için severek yapıyoruz.